Ya da sabit bir fonksiyon da olabilir. Değil mi? Karesini almak da olabilir. Kübünü almak da olabilir. Ama başka da var tabii ki. Şimdi bir tane F alalım. F buradan bir tane F alalım. Sal 1. Bir defa F 0. Ya 0 ya da 1. Kanıt. Niye öyle? Sen söyle. Evet. Evet. F 0 eşittir. F 0 çarpı 0. Bu da F 0 çarpı F 0. Demek ki. F 0 eşittir. Ya 0 ya 1. Sen bir tanesin. F 0 1 ise tuhaf bir şey var. Tabii ki. Eğer F 0 eşittir 1 ise her şey birleşmek zorunda. Her x için F x eşittir 1. Niye? Kanıt. F 0 1 eşittir F 0. Bu da F 0 kere x. 0 bir tane eleman. Bu da F 0 kere Fx. Ama F 0'a 1 demiştik. Bu da Fx. Demek Fx işte 1 olacak. Değil mi? Bundan böyle F 0 1 olmasın. Çünkü odunla ne olduğunu biliyoruz. Demek ki F 0 eşittir 0. Sabit 3. F1'ci de aynı şey yapabiliriz. F1 ya 0 ya 1. Kanıt. F1 eşittir F1 kere 1. Bu da F1 kere F1. Demek ki F1 eşittir ya 0 ya 1. Sav 4. Eğer F1 eşittir 0 ise her x için Fx eşittir 0. Çünkü Fx eşittir F1 kere x. Bu da F1 kere Fx. F1 eşittir 0. Değil mi? F1'in 0 olduğu varsayıyoruz. 0 kere Fx. Bu da 0. Bundan böyle F1 0'dan farklı olsun. Demek ki F1 birleşti olmak zorunda. Evet. Ne bulduk şimdi? F0 eşittir 0. Bunu varsayıyoruz. Ve F1 eşittir 1. Peki. Şimdi buradaki örneği anımsayalım. Şu örneği anımsayalım. Burada niye? Ne yaptı? F1 her şeyi belirledi değil mi? Çünkü 1 doğal sayıların atomu. Her sayıyı birlerin toplamı olarak yazabiliriz. Değil mi? Dolayısıyla birdeki değer her şeyi belirliyor. Çarpma için atomlar neler? Asal sayılar. Değil mi? Eğer F'nin asallarda aldığı değeri biliyorsak F'yi biliyoruz. F bilinir. Değil mi? F 75 mesela. Kaç bu? F 3 kere 5'in karesi. 5 kere 5 yani. Bu da F 3 kere
F5'in karesi değil mi? Mesela. Yani F3'ü ve F5'i biliyorsan bütün 3'ün kuvvetleri çarpı 5'in kuvvetlerini biliyorsun. Değil mi? Demek ki bir fonksiyon var burada. Şey bakalım, andomorfilere bakalım. Andomorfi 1. Şeyi çıkaralım. Zaten her zaman doğru bu. Yani buradan fonksiyonlar nereden nereye giden? Asal sayılar kümesine P diyelim. Şöyle P olsun. Asal sayılar kümesi bu. 2, 3, 5, 7. Buradan doğal sayılara giden fonksiyon al. Buna bir şey diyelim. Ne diyelim buna? Buna fi diyelim. Buradan bir F aldığın zaman bu F'yi ne yapıyorsun? Fi F ne? Fi F. Bu asallardan neye gidecek? Bir P asalı almışsan eğer, istersen şuna fi f diye şöyle yapalım bunu. Daha güzel olur. Fi sap f yapıyoruz buna. Bu f'nin p'de aldığı değer. Bu fonksiyon birebir çünkü fi f f'yi belirliyor. Fonksiyonun asallarda aldığı değerler fonksiyonu belirliyor. Değil mi? Ve örten. Değil mi? Yani örten de aynı zamanda. Yani ikiyi istediğin yere yollayabilirsin. İstersen sıfıra da yollayabilirsin. Beşe de yollayabilirsin. Değil mi? Yani bu özellik sağlanacak. Yani bu. Değil mi? Yani burada bir tane fi verilmişse eğer bunu nasıl bulacağım? Bunu hangi fi olacak bu? Fx'e bakacağız. Fx eşittir. Eğer x sıfırsa sıfır olacak. Bir ise bir olacak. Eğer değilse x asaldan ayır. Ondan sonra fi x'i eğer x eşittir P1 üstü K1 hatta P1 PK yapalım. P1 PK. Asalların çarpımı. O zaman Fi PK olacak. Yalnız bir de sabit sıfır fonksiyonu var değil mi? Bir de sabit sıfır fonksiyonu var. Bundan sabit sıfır fonksiyonu çıkar. Sabit bir fonksiyon var, onu da çıkar. Bu sabit, bu C1 diyelim. C0 ve C1. Onları çıkar. Evet. İki tane istisnai durum var. Her şeyin sıfıra gittiği ve her şeyin bire gittiği. Onları çıkar. Burada gördüğünüz her şey sıfıra gitmiyor. Her şey bize gitmiyor. Peki. En son eğer bir daha anlatır mısın? Efendim? En son yaptığımız eğer. Şimdi her F asalların hareketiyle belirleniyor. Asalların ne yaptığını biliyorsan F'yi de biliyorsun. Demek ki bu birebir. Yani Fi F, Fi G'ye eşitse F G'ye eşit olmak zorunda. Şimdi örten olduğunu göstereceğim. Her fi bir yerden geldiğini göstereceğim. Diyelim ki F2 eşittir 3 mesela. F2 eşittir 9 mesela. O zaman F2 üstü ne? 9 üstü ne olacak değil mi? Fi, yani Fi2. Diyelim ki F3 eşittir 7. O zaman F2 üstü ne ile 3 üstü M yaptığı zaman ne olacak? 9 üstü ne? 9 üstü ne? Çarpı 7 üstü M olacak değil mi? Ya. Ya burada fi verilmiş eğer. Eğer x sıfırsa F0 olarak tanımla. 1 ise 1 olarak tanımla.
ve değilse, yasa bu bir değilse x'i asalların çarpımı olarak yaz. Ondan sonra her birini fi'yi bulacaksın. Tamam. Bu çok bazı biçimde bir andomorfi çarpma işlemi. Peki otomorfiler ne olacak? Birebir ve öten olacak aynı zamanda. Bunlar buradan nereye gideceğiz? Burada otomorfi olması ne lazım? Mutlaka mesela hiçbir zaman bir eleman ikiye gelecek ya. Diyelim ki otomorfi olduğu için. Bu x nasıl bir sayı olmalı? Ha? Tamam da doğal sayıydı falan. Ama bu mesela bu 9 olabilir mi? Fi 9 2 eşit olabilir mi? Çünkü bu fi 3'ün karesi değil mi? Değil mi? X yani ya da bu x a kere 5 olabilir mi? Olabilir aslında. Çünkü fi a 1 eşit olabilir. Ama fi a 1 eşit olursa o zaman öten olmaz. Yani bir olmaz. Bir de bire gidiyor çünkü. Değil mi? Dolayısıyla bir otomorfi varsa bu otomorfi asalları asallara götürmek zorunda. Asallar asallardan gelmeli illaki. Demek ki burada ve her asal olmalı. Burada sin p olacak. Bu birebir ve öten. Efendim. Bir otomorfi alalım buradan. F diyelim ona. F diyelim buna. Otomorfi yani örten demektir. Şimdi bir sayı 2'ye gidecek mi? Diyelim ki x asal değil. O zaman x'i a kere b olarak yaz. A ve b birden farklı. Efendim? Bir almıyorum ya. Keyfim ki ayas mısın? Bir almıyorum. Eğer x asal değilse x'i a kere b olarak yazabiliriz değil mi? A ve b birden farklı. Bu da f a kere f b mi? Ama iki bir asal f a kere f b'nin çarpımı olması için ya f a'nın ya f b'nin bir olması lazım. Evet de. Ama f bir zaten bir. Ayrıca f a da bir olamaz. Bire bir çünkü. Demek ki bu mümkün değil. Demek ki bu x asal olmak zorunda. Değil mi? Her asal demek ki bir asaldan geliyor. Peki. Eğer bir asal alalım. Buradan bir asal. Fp. Bunun da bir asal olması gerektiğini söylüyor. Diyelim ki bu asal değil. Fp eşittir. A kere B. Değil mi? Bu A fi bir şey olmayacak mı? Bu da fi bir şey olmayacak mı? Bu fi kere x'i olmayacak mı? F pardon. Ama f 1'e 1 demek ki p eşittir x'i olacak. Mümkün değil. Ya da x 1 eşit olacak mesela. X 1 eşitse de o zaman a 1 eşit. Demek ki asallara gitmek zorunda. Demek ki bu fonksiyon otomorfileri P'nin birebir ve öten fonksiyonlarına götürüyor. Sin P'ye götürüyor. P'yi permütasyon. Evet. Asalları permüt ediyoruz. Ve buradaki bileşke de buradaki bileşkeye tekabül ediyor. Doğru mu? Evet. Doğru. Doğru. Tamam. Şeyi ödev olarak bırakıyorum. Andomorfizma. Z için yapacaksın şimdi. Z ve çarpma ve otomorfizma Z ve çarpma. Ödev. Ev ödevi. Koğuş ödevi. Çadır ödevi. Kaç saat? 12:25 geçiyor. Peki. Şimdi 3 andomorfizma kesili sayılar toplam altında.
Ve otomorfizma tabii ki. Toplamaya ve çarpmaya saygı duyacak. Toplamaya, affedersiniz. Toplamaya saygı duyacak. 15 dakika.